Merhaba arkadaşlar, çiçekleri solmuş bir orkidemi karşıma aldım. Şimdi budayacağım onu. Budarken de size video çekmek istedim. Nedenine gelince tek değil de birkaç dallı olan, özellikle bu şekilde çatallı olan orkidelerin budaması kafa karışıklığına sebep olabiliyor. O yüzden size budarken de göstermek istedim. Şimdi ben bu orkidenin en üst dalını budamıştım birkaç gün önce. Bakın herhangi bir kuruma vesaire olmadı, sararma da olmadı. Gayet iyi bir şekilde duruyor orası. Dal uçlarını da bir göstereyim ilk önce. Arkadaşlar şu an aslında bu dal ucu aktifleşebilir ama ben bu dal ucunun aktifleşip şuradan bir iki tane tomurcuk vermesini istemiyorum. Yani şu çiçekler döküldükten sonra düşünün, şu kadar uzun bir dal, şurada iki tane çiçek, yani leylek gibi geliyor bana, hiç de hoş gözükmüyor gözüme. Ben daha çok böyle salkım saçak yeni dallar istiyorum. Yani salkım saçak 3-5 çiçeği olan yeni dallar vermesini istiyorum. O yüzden yeni dallar vermesi için de yani şu dal uçları aktif olsa da yeşil olsa da ben onları budayacağım. Şöyle göstereyim hepsini ilk önce. Şimdi budamasına gelince arkadaşlar, daha önce dediğim gibi en üstteki, yani ana dalın en üst kısmını zaten budamıştım. Bu yan dallar kalmıştı. Şimdi yan dalların da budamasını yapacağım. Eğer yan dalların budamasını yapmazsanız arkadaşlar, bakın ana dalda herhangi bir boğum yok. Zaten bütün boğumlardan yan dal vermiş durumda. Eğer sadece ana dalı budamam gerekirse hiçbir şey boğum kalmayacağı için dal heba olmuş olur. Onun yerine de arkadaşlar ben bu yan dallardaki boğumları, yani şunları göstereyim size. Bakın bu bir kapalı boğum. Yani buradan yeni bir dal filizi gelebilir. Bu boğumları bırakıp şu ilk çiçeklerin döküldüğü yerlerin altından keseceğim şimdi arkadaşlar ben bunları. Bakın hepsinde boğumlar var bu yan dallarında. Hatta bakın dal kabar, yani boğum kabarmaya bile başlamış, yani buradan dal verecek. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Bakın çok basit. İlk çiçeğin döküldüğü yerin hemen altından keseceğim. Yani şuradaki boğumun aktifleşmesini bekleyeceğim. Şurada da boğum var. Hatta belki tek dal vermez, çift dal verir. Yani gene salkım saçak açar bu güzellik. Şimdi burada ilk çiçeğin döküldüğü yer burası. Boğum burası. Bunu biraz ortalayarak keselim hemen. Ki çok böyle uzun bir dal kalmasın orada. Bakın bunu da bu şekilde. Şimdi gelelim buradaki dala. Bunda kaç tane boğum varmış? Hatta buradakiler bile kabarmış yani maşallah. Bunda da iki tane boğum var. Hemen ilk çiçeğin döküldüğü yerin altından bunu da kesiyorum. Gördüğünüz gibi çatalla dalın budaması da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani ana daldan yan dallar vermiş olan orkideleriniz varsa budamasını bu şekilde yan dallardaki boğumları bırakıp sadece çiçekli kısımları, yani şöyle sadece çiçekli kısımları keserek yapabilirsiniz. Tekrar şundan bahsedeyim. Şu uç kısımlar yeşil ama budamasam olmaz mı diyenler için, evet bu uç kısımlar arkadaşlar şöyle netleşir mi? Evet. Aktifleşebilir. Ama yani şöyle upuzun dal bu çiçeklerinde döküldüğünü düşünelim. Şöyle şunları bir dökeyim. Yani bu çiçekler döküldükten sonra şöyle upuzun dalın ucundan iki tane çiçek ya da üç tane çiçek verip de leylek gibi olmasındansa şuralardan arkadaşlar yeni dallar versin. Onlar da en az ikişer üçer, hatta ben bazen dörder beşer çiçek veriyor. Salkım saçak açsın, daha güzel oluyor arkadaşlar. Yani şu karşıda gördükleriniz gibi onlar budanan dallardan gelmiş çiçekler arkadaşlar. Orada bir tane ana dal var. Diğer o gördüğünüz bütün çiçekler bu şekilde budanmış yan dalların dalları arkadaşlar. O yüzden salkım saçak gözüküyor. Evet, bu şekilde umarım faydalı bir video olur arkadaşlar. Bunu hem Instagram'da hem de YouTube'da paylaşacağım. Lütfen eğer size faydalı buluyorsanız, beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.